Ahmet Reblebici Kayseri İl Vaizi. Ağmudu billahi min ash-shaytan Alhamdulillah. Salatu ve ala Rasulillah. Kıymetli izleyenlerimiz, sizlere Rabbimizin selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın inayeti, lütfu ve selameti hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlerle birlikteliğimizde iman esaslarından en önemli bölümü teşkil eden peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman konusunu öğrenmeye çalışacağız. Peygamberlere iman konusuyla başlayacak olursak bu konuda Nisa Suresi'nde yüce Rabbimizin ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi diye başlayan ayeti kerimesinin devamında ve men yekfur billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri fe kallalle zalâlem ba'ida ayetinin iman esaslarıyla ilgili olduğunu görür ve imanın sayılan hususlarda olması gerekliliğini yani Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye iman etmeyenlerin bu hususlardan birini inkar edenlerin karşılaşacağı acı sonu yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede beyan eder. Kıymetli izleyenlerimiz elçi anlamına gelen nebi çoğulu enbiya adlı da suremiz var. Çoğulu enbiya olan peygamberler Allah ile kullar arasında elçilik vazifesini, Allah'ın emir ve buyruklarını ve aynı zamanda yasaklarını insanlara sunan, öğreten kişiler konumundadır. Peygamberlik, Kur'an'ın ifadesiyle yu'til hikmete men yeşa kesbi olmayan Allah tarafından verilen bir özelliktir vehbidir. İbrahim suresinde yine peygamberlerin biz de sizin gibi insanız ama Allah bize lütufta bulundu sözüyle farklı özelliklere Allah tarafından donatıldıklarını da öğrenmekteyiz. Peygamberlere imanın beraberinde beraberinde Allah'a imanla birlikte ameli de getirdiğini görürüz değerli izleyenlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e "Eyyul a'mani eftan?" diye sorulan yani hangi amel daha faziletlidir sorusuna Entü'mine billahi ve rasulihi cevabını vermesi de Önem arz eder İman ve amel bütünlüğü Her daim önemlidir Önem arz eder Kıymetli izleyenlerimiz Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın Beytül Makdis ve ardından İsra ve Miraç mucizelerini Geldikten sonra anlatması Ve insanların da kabul etmemeleri neticesinde aleyhte kullanılacak bir fırsat elimize geçti. Bunu kullanmalıyız demeleri Ebubekir Efendimiz'e rastlamaları neticesinde muhtemelen Ebu Bekir de bizim yarımızda yer alır diye düşünmeleri ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tarihe sıddık unvanını altın haflerle kazıyacağı bir olay gerçekleşir. Ben daha da ötesine inanıyorum. Ben semanın ötesinden, arştan, Allah nezdinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy getirdiğine inanıyorum. Beytül Makdis'e gittiğine mi inanmayacağım sözü mümin için acabasız amasız imanın da yolunu açmaktadır. Peygamberlerin sıdk, doğru sözlü olmak, güvenilir emanet, fetanet, muhakeme gücü, ismet, günahsız olma gibi özelliklerinin de bulunduğunu, bu özelliklerin en önemlisini oluşturan insanlara Allah'tan aldıkları sözleri, Allah'tan aldıkları buyrukları, insanlara ulaştırma dediğimiz tebliğin sıfatları arasında yer aldığını söylemeliyiz. Cibril hadisi diye bildiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla birlikte olduğu bir zaman diliminde gelip simsiyah saçlı bembeyaz elbiseli bir kişinin iman, İslam ve ihsanla ilgili sorular sorup en sonunda da tasdik etmesi sahabenin acayibine gelmişti. Peygamberimiz en sonunda şöyle diyor. Haza Cibril li'alimeküm dinenküm. Bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi dediği o hususlar imanın esaslarını oluşturuyordu. Kıymetli izleyenlerimiz peygamberlere imanla ilgili söylenecek çok söz var ama Ahiret inancının da yine insanın zihninde tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Ve bil ahiretihim yuqinun. Ahirete kesin olarak iman edenler diye iltifatını bulduğu müminlerin ve parantez içinde muttakilerin özellikleri arasında yer alan ahiret inancını çok iyi bilmek gerekiyor. Allah'ın huzurunda la tezule kademe ibni Adem diye Efendimizin ifade ettiği ayağımızın oynamayacağı sorular olacak değerli müminler. O soruların cevabı bizim ahiretteki yerimizi belirlemek açısından da önem arz etmektedir. Ömrümüzün gençliğimizin, kazandığımız malımızın ve ilmimizin hesabı yani kısaca ağzımızdan çıkan her sözün hesabının olacağı ahiret günü mümin için ayrı endişeleri ve müjdeleri beraberinde getirmektedir. Dünya hayatında insanların haklarını tam olarak elde edemiyor olmaları ve bununla birlikte yine aynı derece ve düzeyde sağlık, zeka, zenginliğe sahip olmamaları ahiret inancının kesinlikle olacağının bir göstergesidir. فَحَسِبْتُمْ enma halaknakum abasan ve annakum ileyna la Yani biz sizi boşuna yarattığımızı bize döndürülüp hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diyen yüce Rabbimizin bu hususu ve ayetini çok iyi irdelememiz gerekmektedir. Kıymetli izleyenlerimiz, ahiret inancıyla birlikte kul hem güzel ahlaka hem de kötü davranışlardan uzak durmaya kendisini hazır hale getirecektir. Kinden, hasetten, yalandan, gıybetten, kısaca kişiliğini düşürecek davranışlardan kaçacak, mürüvvetini, kişiliğini, erdemli olmasını sağlayacak güzelliklere de hep tutunacaktır. İnsanın diğer insanlarla yaratandan ötürü yaratılana saygı duyacağı bir gerçeğe kavuşacaktır. Ahirete iman etmesiyle birlikte ahiret inancının aynı zamanda insana kazandırdığı farklı bir iman esası da kaza ve kadere iman olacaktır. Kaza ve kaderin insanın zihninde tam olarak yerleşmesi olaylar karşısında kendisini Rabbine teslim etmesini de sağlayacaktır. Kaza ve kader kişinin rüzgarın karşısındaki bir ağaç dalları gibi olmadığını da öğretecektir. Kader ayet-i kerimenin ifadesiyle İnna kulla şeyin halaknahu bi kadar. Biz her şeyi ölçü ile yarattık. Ölçü ile yaratılan her şeyin içerisine insanın rızkının ve rızkıyla birlikte başka her hususun girdiğini görmekteyiz. Kaza ve kader karşısında insanın iradesinin, hürriyetinin ve özgürlüğünün olması da sorumlu bir varlık haline gelmesini sağlıyor. Kader Allah'ın ezel ve ebed ilmi ile her olacak şeyi bilmesi anlamına geliyor. Kaza ise günü geldiği zaman Rabbimizin takdir ettiği kulun da yapacağı işlerin plana koyulması anlamını ifade etmektedir. Kaza ve kaderle ilgili özellikle bu son dönemde yaşadığımız Covid-19 imtihanı ve rahatsızlığı karşısında kulun tedbir alması da kesinlikle gerekmektedir. Peygamberimize gelen bir sahabe efendimiz okumalarımız şifa bulmak için ilaç tedavilerimiz ve tedbirlerimiz kaderi önler mi ya Resulallah sözüne? Evet sizin yaptığınız bütün bu işlemler kaderin içerisinde yer almaktadır sözünü hatırlamamız lazım. Yine son dönemde çokça öğrendiğimiz, bildiğimiz Zihnimize yerleştirdiğimiz Hazreti Ömer Radıyallahu Anh ile Ubeydullah bin Cerrah arasındaki o "Kaderden mi kaçıyorsun ya Ömer?" sözüne "Yok, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum." Çorak bir arazi ile verimli bir arazi arasında yapılan dememizi otlatmamızın nasıl kaderse, bizim de Rabbimizin istediği yere ya da istemediği yere gitmemizin de yine kader olduğunu Hazreti Ömer bu ve veciz ifadeyle açıklarken kendisine de destek olarak Abdurrahman bin Af'ın şu sözünü hatırlayalım. O der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki ve bağlı olan yere girmeyin oradan çıkmayın bu söz Hazreti Ömer'i çok sevindirmiştir. Güneşin yörüngesine dönmesi, yağmurun fiziksel şartları sağlayarak yağması ardında kulun şu imanı yatmaktadır. Yağmuru yağdıran, güneşi döndüren, ayı ortaya çıkaran hep Allah'tır. Tedbirlerle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye varacağı zaman okuduğu ve kur rabbi edhilni mudhala ve ahrijni mukhraja sidq yere de hayırla doğrulukla girdir çıkaracağın yerden de aynı şekilde çıkar ayetini lütfen unutmayalım tedbirlerle yaşamımızı lütfen çevreleyelim değerli izleyenlerimiz ve İbrahim Aleyhisselam'ın şu Aran suresindeki şu ayetiyle belki de bize ayrılan surenin de sonuna gelmiş oluruz. İbrahim aleyhisselam Rabbimizin özelliklerini dile getirdiği benim yaratan ve doğru yola iletendir Allah. Allâhî halâqani, fâhu yehtin, ve allâhî hu yudâmûni ve yasqin, ve Ida Meritu, fâhu yeshfin. Ayetiyle birlikte müminin yaratıcı olarak Allah'ı, yol gösterici olarak Allah'ı, rızık verici, doyurucu olarak Allah'ı bilmesi ve hastalanlığına da Rabbine iltica etmesi gerekmektedir. Rabbim bizlere sunduğu imanı son nefesimize kadar taşımayı, azın en güzel olan takva ile donanmayı lütfeylesin. Rabbim hak yolda bizleri daim etsin. Peygamberlere iman, ahirete iman ve kaza kadere iman konusu ve hususunda en ufak tereddüt yaşamadan Rabbimizin huzuruna varabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize Lütfeylesin değerli izleyenlerimiz, Rabbim idrak edeceğimiz Ramazanımızı mübarek kılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.